Merhabalar. Bu videoda biraz COVID-19 ile birlikte dijital eğitime geçilmesi konusu üzerinden dijital eşitsizlik meselesinden bahsetmek istiyorum. Biraz da şu an benim üzerinde çalıştığım Almanya örneğinden yola çıkarak orada neler oluyor bundan bahsetmeye çalışacağım. Dijital beceriler açısından baktığımızda aslında dijital eşitsizlik meselesinde ilk bakılan nokta bu çalışma alanı ortaya çıktığında erişim meselesi. Erişim meselesi insanların internete erişip erişememesi, dijital araçlara, gereçlere erişip erişememesi meselesi ve sahip olup olmadıkları şeyler üzerinden değerlendiriyor. Dijital eşitsizlik deyince ama artık sadece bu erişim meselesine bakmıyoruz. Aynı zamanda becerilere de bakıyoruz. Beceriler ve üçüncü dalga dijital eşitsizlik araştırmaları hatta şuna da bakıyor. Riskleri ve fırsatları ne derece değerlendirebiliyor insanlar? Burada oluşan farklar nelerdir diyor. Tabii ki burada hali hazırda toplumda olan sosyoekonomik eşitsizlikler veya toplumsal cinsiyete dair eşitsizlikler ve pek çok diğer eşitsizlik tekrar üretiliyor. Dijital iletişim gündelik hayattan, toplumdan bağımsız bir yerde değil ve gördüğümüz pek çok şey orada da tekrar yeniden üretiliyor diyebiliriz. Araştırmaların işaret ettiği şeylerden bir tanesi de velilerin oynadığı rol. Bir yandan sınır koyma meselesi çok önemli. Hani ne kadar süre neye ayırıyor öğrenciler? Mesela saatlerce oyun oynayabiliyor mu bir öğrenci, yoksa ailenin belli bir yönlendirmesi var mı, nasıl kullanacağına dair interneti ve dijital iletişimi. Bütün bunlar da bizi aslında dijital eğitim meselesine tekrar getiriyor. Online eğitim çok ciddi anlamda velinin de rol oynamasını gerektiriyor, özellikle belli bir tip öğrenci modeli için. Benim Almanya'da gözlemlediğim özellikle dezavantajlı okulların olduğu yerlerde ki öğrenciler mesela içerikleri, online dersleri takip etmekte zorluk çekiyorlar ve veliler de burada çok da yardımcı olamıyorlar. Koşullar tabii ki belirleyici oluyor. Mesela kendinize ait bir odanız var mı, kendinize ait bir bilgisayarınız var mı gibi konular gerçekten öğrencinin ne derece online eğitime dahil olabileceğini ve fayda sağlayabileceğini belirliyor. Bunun ötesinde özellikle Almanya örneğine bakacak olursak dil konusu, çünkü dezavantajlı bölgelerde oturan, sosyoekonomik açıdan dezavantajlı olan öğrencilerin büyük bir kısmı da göçmen kökenli. Aileleri her zaman dile çok da hakim olamayabiliyor. Örneğin Almanca bir ödev verildiği zaman çok da yardımcı olamayabiliyor. Bu öğrenci evde derslerini yapmaya başladığı noktada da tamamen kendi başına kalıyor. Öğretmeninden alabileceği bir desteği alamıyor. Bir yandan da hem öğretmenler açısından hem öğrenciler açısından bu bir öğrenme süreci. Belki biraz da potansiyeli açısından bakacaksak daha olumlu bir şeyler söylemek adına bunu da söyleyebiliriz. Yani şu an bir kriz dönemindeyiz ve umarım ki bir noktada tekrar normal eğitim sistemine geri dönüş yapacağız. Ve bu öğrenme süreci aslında bu süreç içinde öğretmenlerin öğrendiği online beceriler, öğrencilerin belki geliştirdikleri işte internet üzerinden bir şeyler öğrenmeyi öğrenme becerileri belki ileride de onların faydasına olacak. Özellikle harmanlanmış eğitim dediğimiz modelin yani hem online kaynakları kullanma, dijital araçları kullanma hem de yüz yüze bir eğitim ortamında ders yapmanın birleştirildiği sistem aslında çok da faydalı olabiliyor. Belki biz bu olanakları çok da yeterince kullanamadık bugüne kadar. Bu süreç buna da fayda edebilir ve öğretmenler de öğrenciler de edindikleri bu becerileri ileride de kullanabilirler diye düşünüyorum. Teşekkürler.